Merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz efendim. Ben Melisa Bağcı. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. İzmir, Muğla ve Bolu'da günlerdir devam eden ve ciğerlerimizi yakan alevler kontrol altına alındı. Ekiplerse olası bir yangın ihbarı için sürekli teyakkuz halinde. Küle dönen ormanların son hali ise içler acısı. Sadece bütün malımızın, 20 yıllık emeğimizin yok oluşunu izledik. Benim 9 Eylül'de üniversitem açılıyor. Yani ne bir bavul var ne bavulu dolduracak bir şey. İzmir, Muğla ve Bolu'da günlerdir ciğerlerimizi yakan ateş söndürüldü ama ev ve iş yerleri küle döndü. Yemyeşil ormanlarsa kapkara küle büründü. Sancak'ın oradayken haber verdiler. Ben işteydim. Mahalleye doğru geliyor. Ben gelene kadar 5 dakika sonra evimiz yandı. İki çocuğum, eşim evin içindeydi. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı mevkinde başlayan yangın 4 gün sonra söndürülebildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ormanlarla birlikte ev ve iş yerlerini de yok etti. Yukarıda benim oğlanın evi yanıyordu. Ben oraya gittim onlara hani evi kotarayım diye. Bir baktım hanımı aradı, dedi ki bizim ev gidiyor. Çıktım geldim ama hiçbir şey çekemedim. Ne orada kotarabildik ne burayı kotarabildik. İzmir'deki yangınlarla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını duyuran AFAD Başkanı Okay Memiş, yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğunu açıkladı, bir kez daha uyardı. Türkiye genelinde yangınların %90'ı insan kaynaklı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle bu tür riskli zamanlarda daha hassasiyetli olması lazım. Muğla'daysa ilk kıvılcım yatağında çıktı. Arı kovanlarının tütsülendiği sırada alevler her yeri sardı. Yangın günler sonra kontrol altına alındı ancak o alevlerden geriye işte bu manzara kaldı. Ula ilçesinde ise dün öğle saatlerinde başlayan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Alevler yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede rüzgarın etkisiyle alevlenme riskinin yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'nde de alevler yükseldi, yürekler ağza geldi. Neyse ki kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bu görüntülerse Bolu Göynük'ten. 72 saatlik müdahalenin ardından dün kontrol altına alınan Göynük'teki yangında ormanlık alanlar küle döndü. Yangından geriye kalan acı manzara ise havadan böyle görüntülendi. Karabük'ün Ovacık ilçesinde ise alevler tam 54 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yemyeşil ormanlık alan siyaha bürünürken bazı yaban hayvanlarının da zarar gördüğü tespit edildi.